Platon, antik Yunan'ın en büyük filozoflarından biridir. Sokrates'in öğrencisi, akademiyanın kurucusu, felsefenin babası olarak bilinir. Platon'un felsefesi idealar kuramına dayanır. Platon'a göre gerçek varlık idealar dünyasında bulunur. Nesneler dünyası ise idealların gölgesi ve taklididir. Platon'un felsefesi binlerce yıldır insanları etkilemiştir. Platon'un felsefesi günümüzde de geçerli midir? Günümüzün sorunlarına çözüm sunabilir mi? Veya günümüzün insanına ne söyler? Bu soruların cevabını bulmak için Platon'u 2023 yılına davet ettik. Onu bir zaman makinesiyle antik Yunan'dan alıp günümüze getirdik. Günümüzün teknolojisi, kültürü, siyaseti ve toplumu ile tanıştırdık. Platon bizimle beraber 2023 yılında bir ay geçirdi. Geri dönme vakti geldiğinde bizlere bir sürprizi vardı. Platon'un odasında biz 2023 yılı insanları için bıraktığı bir mektup bulduk. Bu mektupta bize felsefesini anlatıyor, gördüğü şeyleri değerlendiriyor ve okuyuculara tavsiyelerde bulunuyor. Bu mektubu siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz. İşte Platon'un 2023 yılına yazdığı mektup. Sevgili 2023 yılı insanları. Sizlere uzak bir zamandan sesleniyorum. Ben Platon, Sokrates'in öğrencisi, akademiyanın kurucusu, felsefenin babası olarak bilinen bir filozoftum. Sizlerin yaşadığı çağı bu kadar kısa sürede anlayabilmek zor ama internetten okuduklarıma göre çok ilginç bir dönemdesiniz. Sizlere bu mektubu yazmak için bir zaman makinesi kullandım. Bu benim için çok heyecan verici bir deneyim oldu. Sizin çağınızda gördüğüm şeyler beni hem hayran bıraktı hem de düşündürdü. Sizler teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorsunuz ama bunun bedelini de ödüyorsunuz. Sosyal medya, blok zincir, kripto paralar gibi şeyler sizin için gerçeklik haline gelmiş ama bunların arkasında ne olduğunu biliyor musunuz? Siz de mağarada zincirlenmiş insanlar gibi sadece duvardaki gölgeleri mi görüyorsunuz? Yoksa zincirlerinizi kırıp dışarıdaki gerçeği mi arıyorsunuz? Benim zamanımda da insanlar gerçeği aramak için felsefe yaparlardı. Felsefe, insanın kendini ve evreni tanıma çabasıdır. Felsefe yapmak için akıl, mantık, bilim ve ahlak gerekir. Sorgulamak, eleştirmek, tartışmak gerekir. Felsefe yapmak için özgür olmak gerekir. Sizlere felsefemi ve düşüncelerimi tanıtmak isterim. Benim felsefemde iki temel kavram vardır, idea ve nesne. İdea, gerçek, değişmez ve mükemmel olan varlıktır. Nesne ise ideanın gölgesi, taklidi ve kopyası olan varlıktır. İdealar idealar dünyasında bulunur. Nesneler ise nesneler dünyasında bulunur. İnsan ruhu idealar dünyasından gelir ama beden nesneler dünyasına hapsolur. İnsan ruhu ideaları hatırlamaya çalışır ama beden onu unutturur. Ruh idealar dünyasına dönmek ister ama beden onu engeller. Ruh idealarla beslenir ama beden onu bozar. Filozof ise ruhunu zincirlerden kurtarıp idealar dünyasını görebilen ve oradan bilgi edinen kişidir. Filozof idealların bilgisine ulaşmak için akıl yürütür, mantık kurar, bilim yapar ve ahlaklı olur. İdeaların güzelliğine ulaşmak için sanat yapar, şiir yazar, müzik dinler ve estetik olur. İdeaların doğruluğuna ulaşmak için dürüst olur, samimi olur, doğruyu söyler ve hakikatçi olur. İdeaların adaletine ulaşmak için eşitlikçi olur, özgürlükçü olur ve adaletli olur. Filozof idealların en yücesi olan iyilik ideasına ulaşmak için ise erdemli olur, mutlu olur, iyi olur ve bilge olur. Sizler de filozof olabilirsiniz. Sizler de idealar dünyasını görebilirsiniz, gerçeği arayabilirsiniz, özgür olabilirsiniz, yalnızca zihnin ışığıyla idealar dünyasında yol arayın. Ve bu arada, sizin çağınızda gördüğüm şeylerden bazıları beni çok etkiledi. Örneğin, sosyal medya denen bir şey var. İnsanların birbirleriyle iletişim kurdukları ve paylaşımda bulundukları bir platform. Bu çok güzel bir şey gibi görünüyor ama aynı zamanda çok tehlikeli de. Çünkü sosyal medya insanların gerçek hayattan kopmasına ve sanal bir hayata dalmalarına neden oluyor. İnsanların kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına ve mutsuz olmasına neden oluyor. İnsanların yalanlara ve manipülasyonlara maruz kalmasına ve gerçeği görmemesine neden oluyor. Benim felsefemde sosyal medya mağaradaki gölgelerden başka bir şey değildir. Sosyal medya gerçeği yansıtmaz, sadece onun taklidini yapar. İdealar dünyasına ulaşmanızı engeller, sadece nesneler dünyasında kalmanızı sağlar. Sizlere tavsiyem şudur, sosyal medyayı kullanırken dikkatli olun. Sosyal medyayı gerçek hayatın yerine koymayın. Onu gerçeği aramak için bir araç olarak kullanın. İdealarla ilgilenmek için bir fırsat olarak kullanın. Sanatı, kavramları, bilimi ve aklı özgürleştiren şeyleri takip edin, bedenin arzularına kapılıp zincirlerinize sıkı sıkıya tutunmayın. Gerçeği aramak zor ve tehlikeli bir iştir. Benim öğretmenim Sokrates bunu deneyimledi ve hayatıyla ödedi. O insanları gerçeği aramaya çağırdığı için idam edildi. Ben de onun izinden gittim ve felsefe yaptım. Ben de pek çok düşman edindim ve pek çok sıkıntı çektim. Ama pişman değilim. Çünkü gerçeği aramak en yüce erdemdir. Sizler de gerçeği aramaktan korkmayın. Felsefe yapmaktan çekinmeyin. İdealar dünyasına ulaşmaya çalışın. Sizler de filozof olun. Sizlere sevgi ve saygıyla sesleniyorum. Umarım mektubum sizlere faydalı olur.
Umarım sizler de benim gibi gerçeğin peşinden gidersiniz. Bütün 21. yüzyıl insanlarına sevgilerle. Platon.